sıradaki. Memur Torres, siz hiç aşık oldunuz mu? Yeter artık Victor. Kim olduğunu söyle. Bana bunları sormanı kim istiyor? O cüzdanlı bir kadın. Cüzdanlı mı? Gizemli olmasın. Hayır, cüzdanlı. O cüzdanlı bir adam. Çok hasta ve çok aşık. Peki sonra ne dedin? Eskiden şey diyordum. Sıradaki. Şimdi diyor. Lütfen gel. Dur. Ne? Beni çağırıyor. Görüyorum. Hayır, bekle. Bekle. Hadi biraz daha alın. Hemen geliyorum. Çağrı cihazı çalıştı. Biplemeye başladı. Ben de aldım ve geldim. Evet, biz mesaj attık. Güzel bir fikrimiz var. Şimdi yiyecek bir şey ister misin? Çok aç görünüyorsun. Hayır, gerek yok. Yok mu? Ben tokum. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bay Navorsky, size bazı çok iyi haberlerim var. Ne? Sanırım sizi bu havaalanından çıkarmanın bir yolunu buldum. Nasıl? Bizim ülkede ülkelerine dönmemek için geçerli sebepleri olan insanları koruyan bazı yasalarımız var. Sizde de benzer bir korku varsa, gümrük ve sınır koruma, sınır dışı edilme prosedürlerini uygulamak zorunda kalabiliriz. Sizi bir göçmen bürosu yargıcına götürüp iltica için talepte bulunmanızı sağlayabiliriz. İltica mı? Hı, iltica. Ne yazık ki mahkemeler iltica davalarıyla o kadar dolu ki yargıç önüne çıkmak için en az 6 ay beklemeniz gerekebilir. Evet, ve bizim bu 6 ay için seni bırakmaktan başka çaremiz kalmaz. Kanun, serbest kalırsın. Doğru. Mahkeme tarihine kadar New York'ta kalma özgürlüğüne kavuşursun. İster inan ister inanma, çoğu insan yargıcın önüne hiç çıkmaz bile. Yani o zaman New York'a gider miyim? Aha. İstersen New York'a bu gece bile gidebilirsin. Ama bunu sadece geçerli bir korkun olduğunu ispat edersen yapabiliriz. Korku. Korku. Ama neden? Evet, işte en güzel yan da bu. Neden korktuğunun bir önemi yok. Sam amca için hepsi aynı, tamam mı? Şimdi sana bir soru soracağım Victor. Bu basit bir soru. Eğer bana doğru cevabı verirsen seni bu havaalanından bu gece çıkartabilirim. Yani ben bir soruya cevap vereceğim. Hı-hı. New York şehrine gideceğim. Hı-hı. Bu gece. Hayır. Tamam. Evet. Şimdi şu anda kendi ülkene dönmek için bir korku duyuyor musun? Hayır. Tamam. Yeniden deneyelim. İlken bir savaşta bekliyor. Evet, tamam. Savaş. Evet. Sokaklarda silahlı adamlar dolaşıyor. Tanklar. Politik baskı var. Evet. Bu çok korkunç. Evet. Neler olabileceğini sadece Tanrı bilir. Değil mi? Evet. Masum insanlar gece yataklarından alınıp hapse atılıyor, evet, değil mi? Salı günleri. Evet. Salılardan nefret ederim. Evet, bu korkunç. Yani korkuyorsun. Ama neden? Krakozya'dan. Sen Krakozya'dan korkuyorsun. Krakozya mı? Hı-hı. Hayır. Ben Krakozya'dan korkmuyorum ama bu odadan biraz korktuğum doğru. Tamam. Ben burada bombalardan bahsediyorum. İnsanların durumundan bahsediyorum. İnsan haklarından bahsediyorum Victor. Lütfen bana Krakozya'dan korktuğunu söylemekten korkma. Orası evim. Ve ben evimden korkmuyorum.